arkadaşlarım. Öncelikle beni kongrenize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dernek Başkanı Sayın İbrahim Ulman'a ve sevgili arkadaşlarım Abdurrahman Öner'le Kerem Özel'e çok teşekkürler. Şimdi bu oturumda bana verilen görev robotik piyeroplastiği anlatmak. Eğer video sunumlar esnasında soru sormak isterseniz sorabilirsiniz. Peki. Hemen kısaca bir geçiş yapalım. Üretropelvik bileşke darlığı açık cerrahi biliyorsunuz. %90 başarı. Çocuklarda çok fazla belki yaşamıyorsunuzdur ama erişkinlik döneminde çok büyük bir insizyon sıkarıyla açık cerrahi gelebiliyor önümüze. Bu insizyon sıkarından ve morbiditeden kurtulmak için tabii ki bir takım yöntemler geliştirildi. İşte perfüzyon, üretroskopi, açık ders. Ama bunların başarı oranları oldukça düşük. Ne yapılabilir? Tabii ki burada ilk yapılabilecek şey laparoskopik piyeroplasti. Ama laparoskopik piyeroplasti minimal invaziv bir seçenek olmasına karşın beraberinde getirdiği bir takım sıkıntılar var. Sonuçları açık cerrahiyle kıyaslanabiliyor. Ancak dikiş atma zorlukları oldukça yüksek. 80 ila 100 vakadan bahsediliyor. İyi bir şekilde laparoskopik sütür atabilmek için piyeroplasti operasyonu tamamlamanız gereken. Peki bu dik ve zor bir öğrenme eğrisi olmasına karşı yeterince